Hepinize merhabalar sinema sever kardeşlerim. Bugün farklı bir konudan bahsedeceğiz. 10 tane uzay filminden bahsedeceğim size. Gerçekten izlemeniz gereken çok etkileyici ve keyif alacağınız 10 tane uzay filmi. Çok uzatmak istemiyorum, o yüzden hemen başlayalım. İlk bahsedeceğim film The Midnight Sky. Filmde George Clooney yer alıyor ve George Clooney bu filmde dünyadaki bir felaketin ardından Kuzey Kutbu'nda yaşayan Augustine Lofthouse karakterini canlandırıyor. Augustine bir astronot ekibinin tehlikeli bir gezegene dönmesini engellemeye çalışırken farklı engellerle karşılaşıyor. Bu arada film gerçek bir hayat hikayesine dayanmakta. Space Cowboys filmi bir Clint Eastwood filmidir. Film Amerika kökenli arızalı bir Rus uydusunun onarıma ihtiyacı olduğu için bir grup geriatrik astronot ekibinin bir R'ye gelme hikayesini anlatıyor. Clint Eastwood uzayı keşfetme şansını elde eden eski bir hava kuvvetleri pilotu Frank Corbin karakterini canlandırıyor. Diğer bir film First Man. First Man bir Damien Chazelle filmidir. Filmde Neil Armstrong'un hayatı anlatılmaktadır. Yani ayda yürüyen ilk insan. Neil Armstrong'u Ryan Gosling canlandırmakta. 8 yıl boyunca bunun için eğitim görmüş ve bunu yapmadan önce yani ayda yürümek için bu yolculuğa çıkmadan önce ev hayatının nasıl tehlikeye girdiğini anlatan bir filmdir. Filmi izlemiştim. Gerçekten çok etkileyici, çok güzel bir film. Bu filmi size şiddetle tavsiye ederim. En çok bilinen filmlerden bir tanesi de The Martian. The Martian and the Weyer'ın romanından uyarlanan bir Ridley Scott filmidir. Film 7 Oscar ödülü almıştır ve filmin başrolünde Matt Damon yer almaktadır. Matt Damon filmde Kızıl Gezegen'de mahsur kalmış ve ölüme terk edilmiş bir astronot rolünü canlandırmaktadır. Bundan dolayı da NASA ile iletişim kurmaya çalışır. Çünkü bu gezegenden kurtulmak istiyordur. Gerçekten çok güzel ve çok etkileyici filmdir The Martian filmi. Zaten aldığı ödüller bunun en büyük kanıtlarından bir tanesi olduğunu gösteriyor. Bu filmi de izlemenizi tavsiye ederim. Once Upon a Time in Hollywood filmiyle Oscar kazandıktan sonra bu kez de Ad Astra filmiyle karşımıza çıkıyor Brad Pitt. Gerçekten çok güzel bir filmle karşımıza çıkmış oluyor tabii ki. Filmde de Brad Pitt babasının gölgesinde kalmış olan Ray McBride karakteriyle karşımıza çıkıyor. Ray babası Cliff McBride'ı bulmak için çünkü hayatta kalıp kalmadığını bilmiyor ama hayatta kaldığını öğrenince babasının Neptün'de yaşadığını öğrenince oraya gidiyor ve onu kurtarmak istiyor. Çünkü geçmişiyle yüzleşmek, babasıyla tekrardan yüzleşmek istiyor. Bu yüzden de bu yolculuğu anlatan bir hikayeyi izlemiş oluyorsunuz Ad Astra filminde. Gerçek bir hayat hikayesine dayanan Apollo 13 filminde 3 astronot gerçekten korkunç ve kahramanca bir görevin izini sürmeye başlıyorlar. NASA'nın Gene Kranz liderliğindeki kontrol odası yardımıyla mürettebat gemiyi gerçek zamanlı olarak onarmak ve dünyaya bir dönüş yapmak için ayrıntılı talimatları izliyorlar. 7 Oscar ödüllü uzay filminde felakete yakın bir kazanın ardından uzayda tek başına mahsur kalan bir astronotun hikayesi anlatılıyor. Astronot Ryan Stone inanç duygusu, içgüdüleri ve diğer astronot Matt Kowalski'ye duyduğu güvenin yardımıyla hayatta kalmaya çalışıyor ve gerçekten çok etkileyici bir hikayeyi izlemiş oluyorsunuz. Şimdiki film Interstellar ise gerçekten çok etkileyici bir uzay filmi. Belki de en etkileyici olanı diyebiliriz. Filmde evrensel iklim değişikliğinden dolayı dünyanın mahvolduğu bir ortamda insanlığın sonunun gelmemesi için daha yaşanılabilir bir dünya bulunması gerekiyor ve bunun için de bu dünyaya erişim sağlanabilmesi için de solucan deliğinden geçilmesi gerekiyor. Bunu yapacak olan astronotlardan bir tanesi olan Joe Cooper da yol boyunca bu tehlikeli görevle ailesine olan sadakati arasında kalıyor ve sürekli hani bu ikisini dengede tutmaya, bunları ayakta tutmaya çalışıyor. Gerçekten çok etkileyici, biraz kafa karıştırıcı, biraz yani çok fazla düşündüren. Wow, hani eğer böyle bir şey olduğunda, dünyanın sonu geldiğinde böyle şeyler olacak mı, olmayacak mı, neler yapılacak falan. Bunlar üzerine çok fazla düşünebileceğiniz çok etkileyici bir film. Bu filmi izlemenizi şiddetle tavsiye ederim. Gerçekten izledikçe sizi filmi içerisinde her dakika biraz daha fazla bağlayabilecek bir film. Interstellar izlemediyseniz şimdi videoyu kapatın ve hemen Interstellar'ı izleyin diyorum. Başka da hiçbir şey söylemiyorum.
Yine bir kitap uyarlaması The Right Stuff filmi. Film Amerikan uzay programları hakkında yapılmış en iyi filmlerden bir tanesidir. 3 saatlik bir film ve 4 Oscar kazanmıştır. Tarihsel drama Chuck Yeager'ın ses bariyerini kırmasından uzay programlarının gelişimine kadar her şeyi anlatıyor ve gerçekten bu da çok sağlam diyebileceğimiz filmlerden bir tanesi. Evet, son filmimize geldik. A Space Odyssey film. Bir Stanley Kubrick filmi ve hala yayınlanmış olan en iyi astronot filmi olarak geçmeye devam ediyor. Filmde insanlığın kökeni aranıyor. Eski bir film, sanırım 1968 yapımı olması lazım. Ama yine de çok etkileyici bir film. O yüzden bunu da izlemenizi tavsiye ederim. Evet arkadaşlar, bu videomda uzaylılarla, gezegenlerle, astronotlarla ilgili olan 10 tane filmden bahsettim. Siz ne düşünüyorsunuz? Sizin bunlar dışında beğendiğiniz uzayla ilgili, astronotlarla ilgili filmler hangileri? Hepsini aşağı yorum olarak yazmayı, kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve bildirimlerden haberdar olmak istiyorsanız da zile tıklamayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.